Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Balkanlarda son yıllarda özellikle Türkiye'den de çok fazla turist çeken Karadağ'a gidiyoruz. Başkent Podgorica, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yaklaşık 1 saatlik uçuş mesafesinde. Uçak biletlerimiz Budapeşte'den Podgorica'ya gidiş dönüş 2 kişi 150 euro civarında tuttu. Podgorica Havalimanı, Tivat'taki havalimanı ile birlikte ülkenin iki havalimanından bir tanesi. Oldukça küçük bir havalimanı. Buradan şehir merkezine taksiyle veya araba kiralayarak gidebilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir otobüs bulunmamaktadır. Taksi ücretleri fix ücret. 12 veya 15 euro. İsterseniz araba kiralayarak hiç bunlarla uğraşmayabilirsiniz. Biz araba kiralamak yerine 12 euroluk taksi ücreti verip Podgorica'daki otobüs istasyonuna gittik. Otelimizin bulunduğu Budva şehrine gitmek için merkezde bulunan istasyondan otobüs bileti aldık. Tek kişi 7 euro. Bazı iletişim problemleri yaşansa da insanlarla İngilizce olarak anlaşılabilmekte. Fakat bazı kesim İngilizce konuşmayı tercih etmemektedir. Yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuktan sonra Budva'ya ulaştık. Budva şehri Tivat ve Kotor'la karşılaştırıldığında daha ucuz. Bu yüzden çok fazla turist görebilirsiniz. Özellikle Rusya'dan ve Türkiye'den çok fazla turist bulunmakta. Yemek ücretleri Türkiye'deki turistik yerlere kıyasla biraz daha uygun. Örneğin bu yediğimiz menü toplamda 20 euro civarındaydı. Karadağ'da McDonald's ya da Starbucks tarzı fast food satan yerler bulunmamaktadır. Balık ürünleri yiyebileceğiniz ya da geleneksel, örneğin cevapi tarzı yemekler yiyebileceğiniz güzel restoranlar ve güzel kafeler bulunmaktadır. Mayıs ayı olmasına rağmen sıcaklık gayet uygun olduğundan dolayı denize girmek mümkün. Budva'da turistlerin en çok ilgi gösterdiği mekan Eskişehir olarak adlandırılan Starigrad. Buradaki tarihi şehir Kotor'daki ile karşılaştırıldığında çok daha küçüktür. Şehrin dışına kıyasla içerideki ürünler bir tık daha pahalıdır. Örneğin su şehrin dışında 60 ya da 70 centken içeride 1 euro civarındadır. Şehrin içinde tarihi kiliseler, güzel restoranlar ve süvenir yerleri bulunmaktadır. Bu arada 4 yıldızlı otele 4 gün için Budva'da 100 euro ödedik. Bir gün sonra meşhur Kotor'a gittik. Budva'dan Kotor'a kişi başı 5 euro 60 cent ödedik. Otobüs istasyonlarında programlara bakarak Kotor, Tivat, hatta Dubrovnik'e kadar birçok otobüs hakkında bilgi alabilirsiniz. Google üzerinden yol tahmini yapmak isterseniz kendinize bir sim kart alabilirsiniz. Ücretler gayet uygun. Örneğin 15 ile 20 euro arasında 500 GB hatta 1 TB'a kadar hat satın alabilirsiniz. Ama isterseniz offline olarak da Maps.me'yi indirip Karadağ'ı download yaptıktan sonra da yön tariflerinde kolaylık sağlanabilir. Kotor, Budva'ya nazaran çok daha fazla günlük turist ağırlamakta. Özellikle bizim ziyaret ettiğimiz gün kruz gemisi olduğu için çok fazla turist vardı. Eğer şehri çok daha rahat gezmek, hatta video ya da içerik üretmek isterseniz erken saatlerde gelebilir, çok daha rahat video ve fotoğraf çekebilirsiniz.
Kotor'daki Eskişehir'de Budva'ya nazaran yiyecekler ve içecekler bir tık daha pahalıydı. Örneğin bir dilim pizza ve kola 6 euro. Şehri ve denizi çok daha güzel görmek isterseniz yukarıdaki kaleye çıkabilirsiniz. Çıkış ücreti kişi başı 15 euro. Karadağ'da da diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi genellikle porsiyonlar çok fazla. Bir sonraki durağımız Kotor'dan sonra Tivat oldu. Tivat, Budva ve Kotor'a nazaran çok daha fazla yat, hatta modern marinaların bulunduğu, daha çok zengin kesime hitap eden bir şehir. Ama yine de manzarası kesinlikle görülmeye değer. Kotor'dan Tivat'a kişi başı 2 euroluk ücret ödeyerek otobüste gelebilirsiniz. Gezimizin son durağı ise tarihi Peras kasabası oldu. Kotor'dan Peras'ta şehir içi dolmuşlarına benzeyen dolmuşları kullanarak kişi başı 1 euro karşılığında ulaşabilirsiniz. Karşıdaki turistik adalara gitmek isterseniz gidiş dönüş 5 euro ödeyerek yapabilirsiniz. Gezimiz uçak biletleri, otel, şehir içi ulaşımlar, yeme içme olarak iki kişi toplamda 600 euro civarında tuttu. Bu gezimizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.